Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Niğbolu Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Avrupa devletlerinin Haçlı seferine hazırlık süreci konusu olacaktır. Biz bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1394'te Bulgar Çarı İvan Şişman'ın geçici başkenti olan Niğbolu Türk ordusunca fethedilerek Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Şişman'ın kardeşi İvan Şişman hala Vidin Kalesi'ni elinde tutmaktaydı. Ama Osmanlı Devleti'ne yıllık haraç ödeyen bir vassal devlet statüsüne girmişti. Macaristan Krallığı ile Osmanlı Devleti arasında bulunan tampon devletler Osmanlılara katılmış ve bu iki devlet sınır komşusu olmuşlardı. Venedik Cumhuriyeti Dalmatya kıyılarında ve Mora'da bulunan kolonilerin ve ticari üs olarak kullandığı limanların Türklerin eline geçip Venedik'in Adriyatik Denizi, İyon Denizi ve Ege Denizi'ndeki egemenliğini ortadan kaldıracağından endişe etmekteydi. Cenevre Cumhuriyeti ise Osmanlı Devleti'nin Boğazlar ve Tuna Nehri üzerindeki hakimiyetinin Karadeniz'deki ticaret üsleri olan Kefe, Amasra ve Sinop'u tehdit edeceğine, hatta 1. Beyazıt'ın kuşatıp ablukaya aldığı İstanbul'un karşısında bulunan Galata'yı fethedeceğinden kuşkulanmaktaydı. 1394'te papalık hala birbirine rakip ikiye bölünmüş durumdaydı. Ve bir papa Fransa'da, Avignon'da, diğeri ise Roma'da bulunmaktaydı. Avignon papası 9. Boniface bir beyanname yayınlayarak Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi açtığını ilan etti. İngiltere ve Fransa krallıkları birbirleriyle yaptıkları ufak aralıklarla çok uzun süren 100 yıl savaşlarının bir barış aralığındaydılar. Ve İngiltere Kralı 2. Richard ve Fransız Kralı 6. Charles bir Haçlı seferinin finansmanını sağlama hususunda anlaşabilmişlerdi. Fransız Kralı delegeleri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu İmparatoru olan ve aynı zamanda Macaristan kralı olan Sigismund ile 1393'ten beri böyle Haçlı seferi için müzakereler yapmaktaydılar. Yapılan ilk plana göre Norman, İngiliz, John of Gaunt, Fransız Orleans Dükü Louis ve Burgundya Dükü Cesur Philip 1395'te
sefere başlayacaklar. Ondan sonra Fransız ve İngiliz kralları 6. Charles ve 2. Richard onları 1396'da takip edecekti. Ancak bu plan 1396 başlarında bir kenara bırakılıp Nevers'li korkusuz zeyan çoğunluğu Burgundiyalı süvarilerden oluşan 6000 Fransız askeriyle sefere başladı. Almanya'da Rhineland, Pfalz, Bavyera ve Nürnberg korkusuz zeyanın emrine 3000 asker sağladı. Sigismund ise imparatorluk ülkesinden 4000 ve Macaristan'dan 1000 olmak üzere 5000 kişiyle sefere katıldı. Korkusuz Zeyan komutanlığındaki kuvvetler Temmuz 1396'da Buda'ya ulaşarak Sigismund'un komutanlığı altındaki güçlerle birleştiler. Bu kuvvetler Hristiyan Katolik olmakla beraber Ortodoks Hristiyan olan Eflak Kralı Mirce ve ordusu da bu Haçlı seferine katılmak için çok mücadele verdi. Kıymetli dostlarım, gördüğünüz üzere Avrupa devletleri Haçlı Savaşı'na bu şekilde hazırlanmışlar. Şimdi gelin sizlerle birlikte her zaman Yıldırım Beyazıt'ın hayatını dinlettiğimiz kaynaktan kaldığımız yerden onun hayatını dinlemeye devam edelim diyorum ve o kaynağı sizlere tekrardan açıyorum değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Şimdilik Serhat'ta durularak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz şeklindeki düşüncelerini Yıldırım Bayezid'e iletmiştir. Yıldırım Bayezid, Timur'un mektuplarında yer alan istekleri kabul etmeyerek onu Hülagü'nün sergilediği tutuma davet etmiş, Osmanlı ülkesine sığınan Bağdat Sultanı Ahmet Celayir ile Kara Yusuf'u teslim alma arzusundan vazgeçmesi için Mısır hakimi ile aranızda geçen olaylardan dolayı bizim niyetimizi doğru anlamamışsınız. Biz arzu etsek Mısır'ı fethetmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celayir tekrar geriye Osmanlı topraklarına gelirse Kara Yusuf ile birlikte ikisini size teslim etmemi istemişsiniz. Biliyorsunuz ki Hülagü Darüsselam'ı alıp İran'ın çoğunu ele geçirdiği sırada halifenin amcası çocuklarından bir iki kişi Mısır'a, Kahire valisi Baybars'a sığındılar ve onun himayesine girdiler. Hülagü'nün Bağdat valisi olan Karaboyun Oyan, Baybars'la cenk ettiler. Halifenin amcasını Mısır askeri sanıp orada şehit ettiler. Kaçanlar şimdiye kadar Kahire'de kaldı ve Hülagü Han onları geri istemedi ve takip de etmedi. Şimdi bu dostunuz, feleğin tokadını yemiş bir iki kişiyi himaye etmekle hatırınızı kıracak bir durum olamaz. Zira Hülagü böylesine cüz'i şeylerden vazgeçmiştir. Muradımız Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunun yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur diyerek düşüncelerini bildirmiştir. Timur, Yıldırım Bayezid ile savaşa girmenin riskli olabileceği hususunda tereddüte düşmüş, elçiler vasıtasıyla savaş yapmadan amacına ulaşma yoluna gitmiştir. Diğer taraftan Yıldırım Bayezid, onun isteklerini yerine getirmekle otoritesinin sarsılacağı, tarafında yer alan kimselerin Osmanlı idaresinde güvenlerinin kalmayacağı ve Osmanlı geleneğine ters düşen kendisine sığınan kimseyi düşmanına teslim etmek durumunda olmak istemediği için Timur'a olumlu cevap vermediği bu mektuptan anlaşılıyor. Karşılıklı yazılan mektupların en sonuncusunda Timur'un Osmanlı idaresinden birkaç kale ve şehrin kendisine teslim edilmesi gibi kabulü mümkün olmayacak yeni şartları da ilave ederek savaş niyetini daha açıkça belirttiği görülmektedir. Hatta mektuplarda geçmeyen ancak bazı tarih araştırmalarında rastladığımız Timur, Yıldırım Bayezid'den oğullarından birini kendisine rehin bırakması gibi isteklerde de bulunduğu kaydedilmiştir. Timur gönderdiği mektupta şimdiye kadar sulh için çalıştım ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip Şam tarafına giderek Mısır azizinden intikamımızı aldık.
Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsatını bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Mutaharten sulhu sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için anlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan bir katı tutum içerisinde oldunuz. Ta ki biz ve askerimiz için kafir ve kafirden daha eşit kafirlerdir demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başlandı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz Kefe ve Kırım yönüne iken Şirvan'dan geri dönüp tekrar Erzincan'dan o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ta bulunan oğlum Muinettin Muhammed Sultan Bahadır da askeriyle birlikte bana katılacaktır. İstediğimiz Erzincan'a varmadan ve askerlerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir. Sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhün bir suretini Mekke-i Mükerreme'de Bab-ül Haram'da kapalı muhafaza olunsun ki kimin bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur, Ahmet ve Hacı Bayezid ile gönderilmiştir. Yıldırım Bayezid, savaşın olmaması için Timur'u ikna edebilecek bazı durumları açıklamaya uygun görmüş, anlaşmaya razı olduğu, belki de bazı ön şartlarını kabul edebileceği intibasını vermek isteyerek Timur'u Köregen Hazretleri, ilgi uyandıran anlaşmaya dair mektubunuz ben Sivas'a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada anlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki vakitsiz saatte sulha muhalif bir başka mektup Karaman fesatları elinden orduyu Humayun'umuza erişti ve anlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkanımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem sürecinde yazılarak elçiyle gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın düşmanı olmuşlardır, bunlar elçimizi öldürüp fitne ve iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musalaha olunacağı ihtimalini görünce bu kez bazı reziller üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi dahi biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz hayır, asla düşmandan yüz çevirmek adetimizden değildir. Sulh ve cengin cezası ve mükafatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer kimse fitneye sebep olursa Allahu Teala onun cezasını versin. Evet kıymetli doktorum, burada kalalım dinlettiğimiz kaynakta. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, dinlettiğim kaynakta yani çok öndeyiz. 4-5 video kadar öndeyiz. Ama benim anlattığım konuda 4-5 video kadar gerideyiz. Bunun sebebini sorabilirsiniz haklı olarak. Bunun sebebini ben size şöyle izah edeyim. Yıldırım Beyazıt'ın hayatı çok uzun bir şekilde ele alındığı için konumuz bittiğinde o kaynağın da bitmesini istiyorum. Bundan dolayı da Yıldırım Beyazıt'ın hayatını bu şekilde dinlettiğim kaynakta biraz önden götürüyorum ki aynı anda benim anlattığım konu bittiğinde o video da bitsin. Ben bunu istiyorum. Evet, bunu da size bu şekilde izah edelim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu videomda sizlerle birlikte Avrupa devletlerinin Haçlı seferine hazırlık sürecini ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Haçlı ordusunun Nibolu savaş planı ve ilerleyişi konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.